TGH 100. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Ayşegül'ün bu tizini özlemişim. Hoş bulduk Ayşegül. Bu özel bölümümüzde kendi belgeselimizi yazalım istedik. Buraya nasıl girdik, skeçleri yazarken ne zorluklar yaşıyoruz, sahnelerken ne zorluklar yaşıyoruz, bunları anlatalım istedik. Skeçleri yazarken? Sen kaç skeç yazdın? Hoca var diye bozmak istemedim de. Hoca yani, biliyor mu ya? Şimdi hiç yazmadım değil tabii ki. Ayşegül ama o kadar... Üç tane falan yazdım. Ayşegül o kadarın ki yazmasına ihtiyaç yok ya. Ay hocam teşekkür ederim. Dediğim yani. Alkışlıyoruz Ayşegül. Bravo. TGH belgeseli geliyor. Cemile Hilmi Atakan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Herkese merhaba efendim. Bugünkü belgesel kuşağımızda sizlere kendimizi anlatacağız. Yani çok güzel hareketler ikinci kuşağı. Milyonlarca yürek akıllarda tek bir soru. BKM'ye nasıl girdiniz? Her şey BKM mutfakta yapılan oyuncu seçmeleriyle başladı. Şakam var. Şakam var. Bir tane şakam var. Onu yapayım. Yeter. Allah Allah ya. Yeter ya. Arkadaşlar biz buraya seçmeye geldik. Bu ne haldir ya? Beni al. Oluyor mu ya böyle? Allah rızası için beni al. Ne olursun beni al. Beni al. Tamam lütfen. Beni al. Sakin ol. Al beni senin olayım. Tamam. Al beni. Tamam öyle bir şey değil mi? Öyle bir şey değil. Oyunculuk her şeyin ya. Tamam. Arkadaşlar sırayla alacağız. Şöyle sen ayarlarsın orada arkadaşları. Kapıya ben bakabilir miyim o zaman? Tamam kapıya sen bak. Tamam isim neydi? Abdullah Özgeç. Abdullah Bey tamam. Ben size kısaca Abu desem... Olur. Manasız olur bence şey yapayım. Ben yine şey yapayım. Arkadaşlar sıraya geçin. Evet, İlk günden başlayalım. Sıraya geçin durun arkadaşlar. Bakın öyle buraya şaka yapmaya geldik diye bu işin şakası yok. Olur mu bu? Sence olur mu? Bu olmadı ben çalışayım. Tamam bir çalış sen kapıya bak hadi bakalım. Evet. Buyurun arkadaşlar, sırayla alalım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben müzik eşliğinde oynamak istiyorum. Dans mı edeceksiniz? Yok, şiir okuyacağım. Twist yaptım. Tabii, buyurun. Evet, siz dinleyin. Buyurun. Şekerliğin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun, etme. Tamam, yeterli. İsyan et ey arkadaşım. Söz etme anı değil, Aşkın Nur yengiyle ne diye mesk ediyorsun, etme. Arkadaşım, şu müziği bir durdurabilir misin rica etsem? Ya? Aşkın Nur yengiyle mesk etme falan. Sen şiiri de yanlış biliyorsun, öyle bir şey değil o. Buyurun, seçildin mi ben? Biz size haber veririz. Öyle haber bak. Veririz mi? Evet. Seçildim mi? Belli değil henüz. Ben haber vereceğim tamam. Size. Tamam. Ben beni seçebilme ihtimalinizi sevdim. Tamam, çıkabilirsiniz. Buyurun. Şimdi ben gidiyorum ya. Herkes bana mı benzeyecek? Arkadaşım çıkar mısın? Lütfen. Otlu peynir. Lan çık! Allah Allah. Kenetlenmişsin kalbime. İrmek irmek. İstenmişsin yüreğime. Söyle. Bunu kendim yazdım. Tamam, tamam. Kendim yazdım. Haber veririm. Haber verin bana. Tamam. Haber verin. Haber. Çok. Evet, arkadaşlar buyurun sırayla alalım, buyurun. Yalnız pardon, önüme geçtiniz. Hanımefendi ben sırada öndeydim, siz önüme geçtiniz. Orada hayır, kaldım. Pardon beyefendi, sıra bendeydi. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen böyle, ben yıllardır bu anı kovalıyorum, tamam mı? Yalnız ben de yıllardır bu anı bekliyorum, izin verir misin? Sen ne böyle cazgır garip biriymişsin ya? Arkadaşlar. Seninle evlenecek adamı acıyorum ha. Ne demek ya? Hayır ben... Bana dersin. Hayır öyle bir şey değil. Arkadaşlar bakın. Hocamızın parolası sevgidir. Biz bu ekibe birbirini sevmeyen insanları almıyoruz. Seni seviyorum. Ben de. Ben de seviyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Tamam.
arkadaşlar, evlenmenize gerek yok, tamam? Abartmayın ya. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Yalnız önce ben teşekkür ederim. Hayır, ben teşekkür ediyordum. Zaten sen yalnız araya girdin. Yalnız benden pardon. Sürekli böyle taklit edeceksiniz. Hayır, ben çeğe dedim, göz göze bakıyordum. Yani. Sen kır düğününü unut bence. Ne kır düğünü mü istedim ben? Tamam. Evet, buyurun. Sizi alalım. Pardon, Yılmaz Erdoğan siz misiniz? Sizce? Vallahi ben bilmiyorum. Bu devirde kimse göründüğü gibi değil. Neydi bu şimdi? Şaka. Ben yazdım. Sizce bu zil olur mu? Siz bir daha yazmasanız mı acaba? Şu an var ya, çok büyük bir yazar kaybettiniz. Öyle mi yaptık? Gerçekten bir daha yazmayacağım. Bu sahnede neler zil oldu. Hepsini gördük, izledik. Neler zil oldu yani. Tamam. Bak şu an var ya, çok sinirlendim ama hepsini sinirlendim. Tamam, sakin ol. Sakin ol, tamam. Evet, çıkabilirsiniz, buyurun. Allah Allah. Merhaba. Metin Pıhlıs. Metin Pıhlıs. Evet, evet. Birkaç gösterim var. Evet, evet. Şöyle vereyim. Ne bu? Meyve veren ağaç. Beklerken ağaç buldum ya, onu diyorum. Şunu vereyim. Atın bana. Atın, at, 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 at bana. At, at. Ne oldu? Meyve veren ağaç taşlandı. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Oo, bende daha ne numaralar var ya? Ne numaralar var? Ya 0562-33. Çıkar mısın dışarı? Ya gözünü seveyim ya. Bak dışarıda bir sürü insan sırada bekliyor. Bu şakalarla mı alacağız lütfen? Hayırlı olsun diyelim o zaman. Demeyelim. Tamam, hayırlı olsun. O zaman siz beni arayın, tamam? Aramayacağız. Ararsınız, ararsınız. Ne oldu, seçildin mi? Seçildim. Yılmaz Hoca beni arıyormuş. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Arkadaşım, sende bıyık yoktu az evvel. Beklerken çıktı herhalde. Ben de anlamadım. Neyse, çöpünüz var mı? Çöpünüz mü? Niye sordun ki? Ne alaka? İçimden geldi ya. Allah Allah. Ne oluyor ya? Selamünaleyküm, aleykümselam. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Dışarıdan biz alalım. Be, alalım. Alalım, süper. Hadi. Evet, geçelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Ya sizin altyapıda bir problem varmış, onu halletmeye geldik. Şu taraftan girebilirsiniz aşağıya. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz burada? Seçme yapıyoruz. Ne seçmesi? Oyuncu seçmesi. Allah'ım lan, beni de alsanıza. Ben lisedeyken tiyatro kulübündeydim. Alsanıza beni de. Siz kendi işinize yapsanız, sonra baksak mı ne yapsak? Yapalım, kendi işimizi yapalım. Kolay gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo! Altyapı acayip bir durumda. Acayip bir durumda altyapı ama sıkıntı yok. Çalışırız. Bol bol altyapıda çalışırız, düzeltiriz. Ustanız beni çok övecek. Hadi bakalım. Evet, arkadaşlar buyurun. Merhaba, biz ikimiz bir parça hazırladık. Merhaba, biz ikimiz bir parça hazırladık. Aynısını söyledim ya. Aa, duymadım. Olsun. Parça Yılmaz Erdoğan'ın eserlerinden mi? Yok, İsmail YK eserlerinden. Yok, İsmail YK eserlerinden. Aynısını söyledim ya. Aa, duymadım. Olsun. O zaman ver müziği. www.bombabomba.com www.bombabomba Bir güzel bekler burada. O dudaklar, bal yanaklar. Gir de bir bak daha neleri var. Arkadaşlar, biz oyuncu seçmesi yapıyoruz yalnız. Aa, Anadolu Ateşi seçmeleri değil mi? Hayır, değil. Şimdi ben dansçı olamayacak mıyım? Sen zaten olma bence. Bir de kaba. Ama tatlısınız ya. Güzel bir enerjiniz var. Yani olabilir aslında, bakalım. Olur. Aynı anda. Seçildik. Enteresan. Evet, buyurun, sizi alalım. Hadi geç kızım, sıra sende. Anneciğim, ya ben oyuncu olmak istemiyorum anne ya. Lütfen yani. Kolay meslek mi oyunculuk? Ne olacaksın?
Ya ben tıp okumak istiyorum, doktor olmak istiyorum. Ya kızım sen yine doktor ol, sen yine hobi olarak doktor ol. Ben senin bileğinde naylon bir bilezik olsun istiyorum. Anneciğim bak, oyuncuların gecesi gündüzü belli olmuyor. Ben bugüne kadar boşuna mı okudum ya? Teyzeciğim, isterseniz zorlamayın, istemiyorum. Teyzeciğim mi? O kadar iyi oynadın ki beni gerçekten annen zannetti. Annesi değil misiniz? Tabii ki değilim canım. Teyzesiyim. Ay bu da şakaydı. Öyle mi? Alıyor musunuz, almıyor musunuz? Ben böyle şakalar yaparım çünkü. Vallahi güzel bir enerjiniz var, olabilir evet. Tamam, hadi gidelim amcacığım. Tamam bacanak, hadi. Saçma bir ilişkileri varmış, evet. Evet, buyurun. Merhabalar, Emre ben. Buyurun. Size gitarla minik bir şov hazırladım. Evet, buyurun, izleyelim. E'si bitti, minik şov dedim. Nasıl şakalı, şarkılı, türkülü? Ne diyorsunuz? Güzel değil. Yalnız bu performansla BKM'ye girmek kolay değil. Öyle mi? Yalnız şunu unutmayın. Bu devran dönmez artık ya. Ayrıca siz öbreğinizdeki taşı düşünmüşsünüz ama kafanızdaki taş hala dönüyor. Enteresan. Popstar'da zannettim. Evet. Ne durumdayız? Biz iyiyiz de sen ne durumdasın? Bir enteresan olmuş ya. Bende bir şey yok ya. Bende bir şey yok. Siparişleriniz olursa bana haber verin, tamam mı? Sipariş. Ben bu kapıyı aşırı ısınmaya başladım ha. Evet. Güzel kapı. Evet, sıradakiler gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hıyarlı baba, havuçlu anne. Siz? Ben Eser Yemezken. Evet, herhalde birinci kuşaktan bir şey. Benim de anladı Faruk, senin gibi gerizekalı değil. Bak ya, gerizekalı deme çocuğuma. Gerizekalı deme. Çocuğum diyor ya. Faruk, bu senin anan değil he. Benim annem nerede o zaman baba? Doğum sırasında hemşireler ananı karıştırmış olabilir. Yoksa ben bu şeyle evlenmezdim yani. Sen beni öp de başına koy Spidey. He? Öp beni. Bayağıdır öpmüyorsun ha. Ne diyorsun? Ezelim, Behlül'üm. Anan güle selam söyle. Anan güle selam söyle. Ya anne, baba burada ben yanınızdayken yapmasanız mı acaba? Tamam. Merak etme oğlum. Ben o hatayı bir kere yaptım senin doğmadan 9 ay önce. Bir daha da yapmam. Rahat ol yani. Arkadaşlar, güzeldi. Yalnız biraz özgün bir şeyler mi yapsanız? Ay doğru ya. Diğerini yapalım. Ötekini yapalım. Evet, evet. Biz... Ben sütüm. Ha, tamam. Boğaç, sen yemek yemeyi benden daha çok seviyorsun. Tamam mı? Pelin! Pelin, seni seviyorum aşkım Pelin. Sen şimdi kendimi tamam süte mı vuracağım Pelin. Tamam mı? Pelin! Tamam mı? Pelin! Kendimi süte vuracağım falan o doğaçlama mıydı? Doğaçlama değil, boğaçlama. Tamam, daha fazla şaka yapmayalım. Yalnız bu da özgün değil arkadaşlar. Ay, şey var, şey var. Ya bu ne ya, bu ne ya, bu ne ya? Çiçiv, çiçiv. Olmaz mı? Arkadaşlar çıkabilirsiniz. Beni sen nasıl terk ettin, bırakıp gittin. Çok ayıp ettin, eyvallah. Şimdi halsizliğin tutsun, motorun bozulsun. Domuz gribi ol inşallah. Bir tek siz kaldınız sanırım. Neye ben kaldım lan? Bir şeyler oynamayacak mısınız? Ne oynaması oğlum? Kapıcıyım lan ben. Yok, seçmeye geldiniz yani. La şey... oğlum ne seçmesi? Saçma sapan konuşma. Bizim hayatımız zaten film olmuş. Sen ne diyorsun? Bak, Yılmaz Bey'e söyle, aidatımı ödesin. Yeter artık. Münaşakaya girmek istemiyorum onunla. Tamam mı? Tamam. Zira
Komedi para kazandırmıyor, karın doyurmuyor. Aidatını öde Yılmaz Erdoğan. Tamam, ay Allah ya. Çocuk bayağı öyle. Alo, buyurun. Alo. Selamun aleyküm. Ben Arif Güloğlu. Yarışmaya Ankara Sanayi'den katılıyorum. Yarışmacı bütün arkadaşlara da başarılar dilerim. Duydum ki hayat sahnesinde herkes artist olmuş. Oraya geçsem bana da bir rol çıkar mı? Sen yeter ki dön güzel kardeşim. Başımızın üstünde yerim var. Geçin. Alo, Yılmaz Hocam. Evet, ya seçtik biraz birkaç kişi. Ben size göndereceğim. Bir de Atakan diye bir çocuk var böyle sigortacıymış. Çok illa ben de oynayayım falan diyor. Beş para etmez bence ama bir bakın. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum hocam, sağ olun. Bütün süreç böyle olmadı tabii ki. Ama gerçek şu ki, o seçmeye gelen herkesin tek bir hayali vardı. Kendi yazıp oynadığımız skeçleri seyirci karşısında oynamak. Ama önce bunu öğrenmemiz lazımdı. Şişt, hoca gelecek birazdan, hadi topla. Gel, 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 çabuk gidelim. Gelecek. Hadi ders başlayalım. Hadi, hadi, hadi. Gel, Atakan ya. Tamam, hoca geliyor. Metin, baksana. Hoca geliyor, hoca geliyor. Günaydın çocuklar. Sağ ol! Çocuklar, burası askeriye değil. Ben oturun dedim mi gelecekler? Tamam, oturun bebişim. Duydunuz mu? Hoca bana bebişim dedi. Ha, hayır lan, bana dedi. Hayır oğlum, benim gözlerimin içine bakıyordu. Bu nasıl tip diye bakıyordur. Buna 500 tane sikeceğiz. Sen neden gülüyorsun? Ben. Kekelemek yasak. Öğretmenim, söz veriyorum bu saatten sonra kekelemeyeceğim. Güzel. Pat oluyorum. Kekelemek yok. Evet. Biraz da şuraya gireyim. Terbiyesiz. Evet çocuklar, ne diyorduk? Nerede kaldık? Nerede kaldık çocuklar? Yılmaz Erdoğan. Gerzek. Ben sizi dinlemeye gelmedim. Siz beni dinlemeye geldiniz. Öğretmenim, söz veriyorum bu saatten sonra sessiz... Çok iyi, çok iyi. Şimdi çocuklar, gerçeklerden yola çıkacağız. Gerçeğin peşine düşeceğiz. Bizim olayımız gerçeğin peşine düşmek. Ve... Şimdi içinizden birisi gerçek bir şeyi merak etti. Gerçekten merak etti, bir şey söylesin. Evet. Hocam, kalk ben şeyi merak ediyorum. Bıyıklarınız gerçek mi? Ne oldu, ne dedim ya? Ne dedim, gerçeğin peşinde. Çık dışarı. Dışarı çık. Ben? Çık dışarı, haydi. Eğlendim. Ben gerçek soru sordum. Haydi. Çocuklar, mesele neyin komik olduğuyla ilgili değil. Mesele sizin asabınızı bozan şeylerle ilgili, komedinin meselesi. At ya, büs ya, çiçek gibi oldu. Ana, Yılmaz Erdoğan. Merhabalar efendim, saygılar, severek takip ediyoruz hocam. Merhabalar. Merhaba koçum, sen adın nedir? Cenan adı güzel. Görüyorsunuz, Cenan bizi güldürdü. Neden? Çünkü asabımızı bozdu. Yaptık ya. Adı Cenan, soyadı adı Güzel. Adı Güzel değil ama soyadı adı Güzel. Böylece sinirimizi bozdu. Geç otur bakalım sen. Ne oturayım? Burada geç otur. Sen kalk bakalım. Ben mi hocam? Adın nedir? Metin Pırhız. Pırhız diye soy isim olmaz. Değiştir onu. Senin adın nedir? Hilmi Deler. Çocuklar, siz benimle alay mı ediyorsunuz? Siz bunlar mı yani sizin? Sen kalk. Benim unutulmaz eserlerimden birini söyle çabuk. Eser Yenenler. Çok
Gerçekten komikti bu. Evet. Çocuklar siz bunlara mı gülüyorsunuz? Hayır. Bunlara mı gülüyorsunuz çocuklar? Size olmayacak, sizle çok işimiz var, böyle olmaz. Elia diye biri varmış Sanchez. Meksikalıymış, kulağıma geliyor bazı şeyler. Ha, kalk bakalım Meksikalı. Sanchez, beni güldür, 3 saniyen var. Komedyen olmak istiyorsan beni güldürmek zorundasın, güldür beni. Senin şey vardı ya. Haydi. Haydi güldür beni. Hocam, adamın biri. Evet, adamın biri. Hızlı, evet. Adamın biri. Evet. Adam bir. Adam, ne adam, ne adam, ne? Hocam, oluyor. Arada oluyor. Kaldırın bunu. Erdoğan nerede? Erdoğan kaldır bunu, götürsün. Tamam. Haydi götür. Hadi bak. Komiktin ama olmadı. Neyse. Hadi. Çocuklar bakın, benim zamanım değerli. Size 5 dakika veriyorum. 5 dakika içinde 4 tane skeç konusu. 3 tane film, 7 tane dizi, 1 tane de ansiklopedi yazıp geliyorsunuz. Haydi, haydi. Haydi, aç elde buluşuyoruz. Haydi, aç elde buluşuyoruz. Tesisatçıydım ya. 100 bölümde 1000'den fazla skeç yazıldı. Bazıları çok komik oldu, bazıları az komik. Bazen sahnede unutuldu ama bazen sahnede çok güzel hareket oldu. Bizi biz yapan ustamızın fırçası değil, bize gösterdiği yoldu. İşte BKM Mutfak 2. kuşak böyle oldu. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet hocam. Bence mana olarak zil ama şaka trafiği tabii daha biraz kendi gerçeğinizden çıkıp böyle olsaydı ne komik olur diye gitmişsiniz. Kendi yaptıklarınız daha komikti. 1, 2 Safa'nın tipi benim kılığıma girmiş. Ama oraya hırsızlık falan yapmaya gelmiş. Başka bir tipe benziyordu. Biraz da aslında hani hocamızın fırçası değil dedi ya. Bildiğin hocanın fırçası aslında. Çünkü en öğretici olan o. Bizde fırça bu sivil hayattaki gibi bir kavram değil. Ödül ve hani okullarda not sistemi vardır. 2 otur yerine dersiniz. Bizde de bu sözlü olarak 2 alınır. Yani alaylı sistemde ödül ve fırça vardır. Yani bu şey değil. Sistemin bir parçasıdır. İşte bu koç yiğitler de o fırçalar sayesinde oradalar. Çünkü bir yanlış bir yola gidersen, sanatsal açıdan söylüyorum, hoca oranın yanlış olduğunu söyler, bir daha gitmezsin. Arkadaşlar da gitmediler. Arif'e buradan tekrar bir selam göndermek isterim koçuma. Ya ben en son konuştuğumda yakında geliyorum demişti. Bir tarih söylediler mi doktorlar falan? 2 ay sonra inşallah. Gelecek mi? Hocam. İyi aslanım benim. İkinci döneme yetişecek gibi duruyor şu an. Çeyyehe derim ben bu skece. Hocanın gittiğinden mutlusunuz değil mi? çünkü seçmeler, yani kapıdaki çocukların siz de bunu yaşadığınız için o heyecan bir daha asla yaşayamayacağınız kıymette bir yer. Mesela skeci bence asıl odağını kapının arkasına koymuşsunuz. Esas onların burada olması, girip çıkmaları gerekirdi. Bu skeci bir de öyle deneyebilirsiniz sonra. Yani burayı seyredelim biz. Kapının önündeki hallerini seyredelim. Giren çıkan olsun. O daha da enteresan olabilirdi. Bir de lahana tarzı skeç bu. Bizim her girenin antre yaptığı skece diyoruz. Zor bir skeçtir bu kadar kalabalık. Elinize sağlık. Aferin çocuklar. Gene nice 100 bölümlere inşallah bakalım. Ya. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenler.